Gidiyor saçlar. Hafif bir heyecan var ama abi. Yok lan, heyecana ne gerek var? Ya tamam, yaptırmıyorum saçları. Şimdi bir tıkanım daha şimdi var. Bas kat yapıyor. Bayağıdır bir berbere geldin değil mi şimdi? Mertu, bas kat yapıyoruz değil mi? Evet abi. O az önceki gördü. Aynen abi. Üstleri 3'e mi vuracağız? Yok abi, 4 olsun. 4. 3 çok kısa olur. Eminsin? Eminim abi. Bak son kararım oğlum. Son kararım abi. 3'e vur abi. Bak 3 mü 4 mü? Bir 4'e bakayım. Şeye de bakayım. Ha bir de 3'e bakalım. Bir de 3'e bakalım. Bu kaç abi bu? 4. Tamam 4. Çok mu uzun ya? Bak işte oğlum. 4 uzun 3 olsun. 4 uzunmuş. Ben 4 bu kadar uzun olduğunu bilmiyorum. 4 uzun 3 olsun. 3. Eminsin? 3'e. Tamam 3 iyi. Vur abi 3'e. Bak gidiyor. Bravo, vur sen vur. Bak eminsin değil mi? Eminim abi eminim. Son kararın. Son kararın. Abi öyle bir söylüyorsun sanki. Ah. İşte bu da. Tamam abi çok fazla. Dalga geliyor. Abi geçmeyelim abi. Oh. Yemin ediyorum var ya. Şu mesleği yapmamdaki en heyecan verici noktalardan biri bu. Böyle uzun saçı böyle vurmak uzatıyorsunuz, mı? Uzatıyorsunuz ya. Geliyorlar böyle 3 numara diyorlar ya. Allah bir hoşuma gidiyor. Yemin ediyorum. Aşık oluyorum ya. Vallahi billahi. Oh. Anam 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 anam. Ay iyi. Din tiririn din tiririn tiririn. Tabii şimdi bas kat yapacağız biz bunu, bas kata çevireceğiz. Abi böyle bıraksana beni, böyle geziyim lazım. Böyle bırakayım mı lan? Evet, bırak böyle bak, geziyim. Burada böyle. Bak ne yaparız biliyor musun? Böyle geziyim bırakıp. Bak şöyle, bak buradan da bunları böyle bağlarız bak. Abi bu neydi? Bak, aha şerefsizim bağlanıyor lan. Bak vallahi oldu. Bak. Tamam bu kadar dalga geçmeyin. Yemin ediyorum çok iyi oldu. Ben kaç aydır gelmiyorum buraya? Kaç ay? Oğlum bir seneye yaklaştı. Bir seneye yaklaştı değil mi? Tabi canım. Bir yıllık saç bu işte. Tabi. Bir seneye, bir, yılda, bir seneye yaklaştı. Net olarak yaklaştı. Hocam ama hızlı hızlı uzamıyor abi yani. Valla Merto, bir senede bu kadar uzaması gayet iyi bence. Normal ama yani. Abi ben uzasın diye bir de şeyler kullandım abi ya. Bu badem yağıdır. Tamam. O neydi? Hindistan cevizi yağı mı? Tamam. Biriye falan hepsini karıştırdı kullandım. Hmm. Yani onlar hızlı hızlı diye filan dediler bana. Evet doğru söylüyor. İşte bu kadar uzaktı. Ne güzel. Onlar güzel. Vallahi var ya. Hepsi hiç, hiç acıma ama. Hepsi de 3 numaranın çok çirkin oluyor değil mi? He? Hepsi aynı şekilde oldu mu çok çirkin oluyor. Herhalde. Asker tıraşı gibi o ne lan öyle. Ya hiç güzel olmuyor. Ya güzel olmuyor. Bir de sonda şey yaparsın. Ne şu, yaparım? Önleri. Oğlum onları çizeceğim. Zaten baskat kesiyorum ya. Tamam. Baskat alacağım için şey değil. Böyle bırakmayacağım. O önler falan çizilecek. De vallahi var ya ben şu yerdeki kılları temizlemezsem yapışacağım yere. Çok fazla var abi. Of be. Of be. Oğlum baksana. 50 kişiden çıkan saçı aldık lan. İyi güzel oldu. Ellerin hani ustası yer tutuyor. Yapacak bir şey yok oğlum. Sen video çekiyorsun. Ne yapalım? Ama bu arkadaşlarımıza da selam vermedin bu arada. Dur onlara birazdan geleceğim. Gençler ne yapıyorsunuz? Bak patron muyuz çırak mıyız belli değil. Görüyorsunuz değil mi? Patron. Hey benim. Yavrum hey. Patron benim burada. Senin gibi patronu var ya. Yerim. Tabii. Ne çikolata sos. Ne güzel. Şu şeyi kullanacağı ne var abi? Neyi? Bu neydi bu? Sıfırlamayı mı? He. Dur bakalım oğlum yeni başlıyoruz. Bekle. Gençler kanalıma hoş geldiniz. Bayağı bir geç oldum. Heyecandan dolayı o. Gördüğünüz gibi zaten biz konuşmalara falandan girdik ya. O yüzden baskat... Ooo Merto baskat yapacağız da hadi bakalım hayırlısı olur. Şeyden mi var? No kepek mi var abi? Hı hı. Oluyor abi o. Neyse bir şey oluyor ya. Evet. Sinsel dolayı oluyor. Şimdi gençler baskata girdiğimiz için böyle bir sıfır of 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 of. Var var kepek var. Şöyle nasıl var, olmuş var. Biliyor musun? Var, bak. Ayrı bir dünya olmuş burası. Bak yemin ediyorum sana.
Biraz. Şimdi şeyden sipariş verdim ben. Senin odana vermiş olduğun şampuan var ya. Tamam. Ne dedin Mertu? Abi sen devam et bu sıfırlama şeyini. Tamam. Ben çünkü banyodan çıkınca... Tamam. Şeyi var ben abi, bu saç şeyi var. Yağları var ya, hani banyodan çıktıktan sonra yağ sürüyorsun kafa. Tamam. Şeyleri işte, hani tefek tefekler iş. Tamam. Çıkınca şeyden süreceğim işte ya. Onlardan süreceğim, onlar bayağı iyi geliyor. Hemen gidertiriyor. Tamam oğlum, olur. Olur. Yapalım. Bunları şöyle bir alalım. Gençler evet, sıfırlamayı yaptık. Şimdi sıfırlamayı hallettik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kalk mı şimdi? Tabii ki. Şöyle yarımı alıyoruz. Şöyle bir çizeceğiz. Şuradaki fazlalıkları bir alacağız şöyle. Çok fazla yukarı çıkmadan. Sonra burayı da böyle çevirerek gidiyoruz. Bakın şöyle. Evet, burayı böyle yarımla girdik. Ondan sonra bir tık şu diplerde iz var ya, şurayı ayarlayacağız. Şu diplerdeki izleri bırakmayalım. Şunları şöyle alarak böyle bir çıkalım. Görüyorsunuz bizim Mert'in deri çok acayip bir hal almış. Şöyle 0.1 milimle buraları alalım güzelce. Şöyle aldık. Ondan sonra bir numarayı takıyoruz. Bakın şöyle biri taktık. Çengel aşağıda değil, yukarıda. Şuraya şöyle bir kat çıkalım. Şurayı şöyle bir alalım. Güzelce. Evet, burayı da böylece almış olduk. Ondan sonra burayı böyle aldıktan sonra yarımı takacağız. Bakın. Şu yarımı takalım. Ondan sonra şey nerede, benim fırçam nerede? Heh, burada. Tamam. Bakın zaten şurayı görüyorsunuz ya. İki tık yaparak şurayı şöyle bir halledelim. Şuradaki izleri kaybedeceksiniz baskat kesiminde. Çok fazla çıkmadan hemen şöyle. Ya Mert var ya, nasıl patlıyor biliyor musun deri? Öyle böyle değil. Şimdi abi
her şey kullandım da. Senin vermiş olduğun şampuan baya... O iyiydi değil mi? Ben sana dedim oğlum. Ben şimdi sipariş verdim. Güzel. Abi yağlaman gerekiyor ya. Badem yağları falan çok iyi geliyor. Evet. İşte kestireceğim diye ben de yağlamayı bıraktım. Sen bırakayım izden anladığınızdan o geri oluyor. Şimdi burayı da böyle ayarladık ya gençler. Ondan sonra 1.5'u takıyoruz. Çengel yukarıda. Şu fazlalığı alıyoruz. Çok fazla yukarı çıkmadan. Olduğu yerde oynuyoruz yani. Ki zaten model kendi kendine şimdiden şekle girmeye başladı bile. Bakın böyle. Şimdi burayı da böyle hallettiğimize göre ondan sonra ne yapacağız? 2 numarayı takıyoruz. Şöyle 2 numarayı takıp çengel gene yukarıda. Bak zaten alıyor. Bu izleri bırakmıyoruz. Şunları şöyle alıyoruz. Evet, burası da bitti mi? Bitti. Şimdi ne yapacağız? Artık son işlemlere geçiyoruz. Gene yarımı takıp çengel aşağıda. Çengeli aşağıya alarak artık son dokunuşları yapıyoruz. Son izleri kaybediyoruz. Makinayı tutuş şekliniz yukarı doğru böyle dik bir şekilde. Yani 15 derecelik bir açıyla. Bakın şöyle yaparak şuradaki izleri de kaybedin. Yukarı çıkmadan makineyi böyle yukarı doğru kaldırarak şu sistemle alarak izi kaybediyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir ufak tefek kalanlar oluyor ya, onları da şöyle 0.1 milimle şöyle yaparak yemin ediyorum var ya gençler, bak böyle bir saç keserken ize çok dikkat edin. Saçların diplerinde çok kepek var ya. İzmiş gibi duruyor. Şöyle şuraları da yiyerek. Şöyle aldığımız zaman. En son artık sona getiriyorsunuz. Kapalı haliyle. Çok fazla yukarı çıkmadan gene dipten. Şöyle oynuyor oynuyor. Bu izleri tamamen yok ediyorsunuz. Evet gençler, gördüğünüz gibi. Sen bu işi biliyorsun. He? Sen bu işi biliyorsun. Yok be ya, nereye biliyorum. Şimdi aslına bakarsanız ben şu an bunu makasla da yapabilirim. Ama makasla hiç uğraşmayacağım. Şöyle 1.5 alın. Şuralara şöyle yukarı doğru bak kaldırarak. Hiç makasla uğraşmanıza gerek yok. Şu noktaları alarak.
Evet, gördüğünüz gibi baskat modelimiz olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? Artık çizim işlemine geldik. Evet. Asıl olay burası. Neden artık saçı göstermemiz lazım? Ön plana çıkartmamız lazım. O yüzden bu taraf halledildi. Gelelim bu tarafa. Ben çok fark ediyor bu arada ya. İyiyim Marto. Vallahi çok iyi abi. Yine konuşsan. Rica ederim. Şimdi bir ufak bir tarak makas operasyonu yapalım. Bir ince. Gençler şöyle bir tarakla makası bir geçelim. Çok fazla olmamak şaytıyla. Şaytıyla mı dedim ben? Evet. Evet. Şaytıyla ne ya? Şartıyla gençler. Şaytıyla değil. Evet. Ben de Türkçeyi unuttum ha. Şaytıyla. Güzel. Yapacak bir şey yok oğlum, ne yapalım? Yaşlanıyoruz. R'lerimiz dönmüyor. Artık R'yi söyleyemiyoruz. Şartıyla değil, şaytıyla. Yaşlandım artık, ne yapacağım? Tabii. Yaşlandım artık, dükkanı sana bırakacağım herhalde. Gelmişsin 45 yaşında. Yok 60. TRS'e bak ya. Arada kaç oldun ya? 40. He? Arada kaç oldun şu anda? Hmm, doğru söylüyor. 40. Vay be, 40 var mısın? Vallahi göstermiyor. Tam yaşındayım değil mi oğlum? Yok mu, göstermeyecektim. Allah razı olsun. 40 göstermiyor vallahi. Abimin şeklini bozan sakallar. Ama sakal daha da yaşlı gösteriyor. Evet. Daha güzel işte. Evet. Yani ben onu seviyorum gibi zaten. Sakını vermiş oldu, yaşlı mı? Evet. Hoşuma gidiyor. Sakal herkese yakışmaz oğlum. Bana yakışıyor. Sen bakma, ben bakmıyorum sakallara. Fazla şey yapmıyorum, bilgilenmiyorum sakallarla. Evet gençler. Baskatı yaptık mı? Yaptın mı? Hep baskat baskat diyordunuz. Alın size baskat. Buraları böylece ayarlamış olduk. Evet. Merto. İyi mi aslanım? Güzel abi. Eline koluna sağlık. Gençler bu arada ben saç için eğitim falan da veriyorum. Eğitim almak isteyenler bana buraya zaten açıklama kısmına başlayan numaramı da yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıyetten Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Halim.altankingav ve Salon Halim Kingav Official. Biri şirket, biri de kendi şahsi hesabım. Oradan bana iki türlü de ulaşabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi artık baskatı bitirdik. Şöyle bir çevir bakayım. Oy iyi, güzel olmuş. Şöyle de güzel. Bak gençler şöyle bir şey göstereceğim size. Bana videoda şimdi demeyin. Bakın şurada sanki iz varmış gibi duruyor. Evet ben de onu aynadan da ben aynadan da bakıyorum. İz gibi duruyor. Ama maalesef ki iz değil. Bizim Mert'in bu derisi çok berbat bir halde olduğu için izmiş gibi duruyor. İzmiş İnşallah gibi duruyor. Bu deri toparlanırsa tekrar bir baskat videosu çekerim bunun gibi. O zaman daha güzel görürsünüz. Çünkü arkadaş bak şuradan bakınca bak evet, burada evet, böyle şey bak. Böyle iz gibi duruyor. Ben şöyle söyleyecektim onu. Değil mi?
Bilim herhalde ama şeyden dolayı yok. Herhalde. O deriden olaydı. Aynen deriden. Bak burada yok. Bak bu tarafında yok. Ama bu tarafta sanki böyle iz varmış gibi duruyor. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Ondan sonra Halim abi nasıl saç kesiyorum falan filan demeyin. Onu diyecekseniz benim diğer videolarıma bakın. Orada anlarsınız. İz bırakıyor. Gençler kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Bay bay.